Hocam Illuminati'nin kuruluş tarihi dedik. Sosyal medyada da çok fazla Illuminati uzmanı diye sizle ilgili yorumlar görüyoruz. Şu birkaç günde de Illuminati ile ilgili bazı beyanlar var. Evet, bunlara açıklık getirmek gerekiyor. Buyurun bence. Hocam, onunla girelim. Çünkü ondan sonra bu beyanları iyi niyetli olarak okuyamıyorum. Yani özellikle bu beyanlardan bir tanesi Illuminati'yi Müslümanlarla Yahudiler birlikte kurdu beyanı. Yani bu son derece fantastik bir beyandır. Aslı astarı olmayan bir beyandır. Bu ancak şöyle olabilir. Eğer biz Illuminati yapısına baktığımızda bir takım orta çağ diyebileceğimiz bir dönem içerisinde insanlar, tabii onun sonlarına doğru da, daha doğrusu eğer biz 16. yüzyıla geliyorsak, o tabii orta çağı da aşıyor. O dönem içerisinde bir örgüt kurdularsa bunu ezoterik sahiplerle kurdular ve kendi dini inançlarından soyutlanarak daha böyle batini anlamda bir yapılanma içerisine girdiler. Oradaki örgütlere böyle Illuminati demek vesaire ne kadar doğru, bu tartışılır. İkincisi de bunların içerisinde Müslümanların yer aldığına dair bir somut delil yok bu elimizde. İkincisi paylaşılan bir beyan. Ayrıca İslam dairesi çerçevesinde bir insanın başka bir din grubuyla koalisyon kurup bir örgütlenmeye gitmesi o insanı İslam dairesi dışına iter. Şöyle hele de o örgüt dinsel veya bazı ritüellere sahipse bu ne olur biliyor musunuz? Bu aynı dinler arası diyalog olur. Dinler arası diyalog içerisine girip de böyle koalisyon kurar gibi bir örgütün içerisine girdiğinizde artık o örgütün içindeki insanlara Müslüman diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü adam o öbür dinle kendi dini arasında bir batını, bir birliktelik bulduğu andan itibaren öbürü kendinden biraz taviz veriyor. Siz kendinizden biraz taviz veriyorsunuz. Ne siz kendiniz gibi olabiliyorsunuz ne de onlar kendileri gibi olabiliyor. Bambaşka bir dini yapı ortaya çıkıyor. Burada şimdi Müslümanlar vesaire dediğimiz zaman burada bir tabii algı meydana gelmiş oluyor. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Ayrıca şimdi birkaç tane beyan var. Bunlardan bir tanesi buydu. Bunun mesela en başındakisi de şu. Amerika Birleşik Devletleri ve Masonluğun Yahudilikle hiçbir ilgisi yoktur beyanı var bir de. Şimdi nasıl olabilir? Biz bütün bildiklerimizi atalım mı çöpe? Şimdi buraya kitaplar getirdim. Çağdaş Küresel Medeniyet. Teoman Dural Hoca. Ki çok saygın bir filozof. Türkiye'nin yaşayan filozofudur diyebiliriz. Derslerine girdiğim için gurur duyuyorum. Üniversite yıllarımda. Daha sonra kendisiyle de çok sohbet etme imkanı buldum. Şimdi bu kitap Türkiye'de bir öncü kitaptır. Belki dünyada bir öncü kitaptır. Çağdaş Küresel İngiliz Yahudi Medeniyeti üzerine. Nasıl kurulmuş? İşte bakın, farmasonluk diyor Teoman hocamız. Bütün İngilizlerle Yahudilerin bir arada kurduğu, ortak olarak ürettikleri çocuğudur diyor. Bu farmasonluğun da bir devleti vardır diyor. O devlet de Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. Şimdi bunları ben söylemiyorum. Teoman hoca bunları yazmış. Yılların getirdiği birikimle ortaya koymuş. Ve nihayetinde bakın, ne demiş? Çok enteresan bir şekilde, tabii bu bizi aslında enteresan değil de enteresan yapan şey şu. Böyle bir ifade kullandığınız zaman açıklama mecburiyetinde hissediyoruz bunu kendimiz. Halbuki böyle bir şeyi açıklamak bile bana zor geliyor. Yani bu arada şunu da açıklık getirelim. Şimdi konu başka bir şey ama izleyicilerimiz şaşırdılar. Niye Illuminati'ye girildi diye. Şu an günümüzde bir beyan var. Bir stratejist, bu konulara hakim birisinin bir beyanı var. Onun üzerine, şimdi isim vermeye de gerek yok. Onun üzerine hatta Illuminati örgütü kuruluşu işte Yahudi ve Müslümanlardan oluşmuştur diye bir beyanı var. Siz de buna cevap vermek istediniz. Şimdi o şekilde başladık. Buradan da şöyle devam edelim. Bu çok önemli çünkü bilgilendirmemiz lazım. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Masonluğun Yahudilikle hiçbir alakası yoktur dediğiniz zaman orada bir durun. Orada bir durun şimdi. Hiçbir alakası yoktur. Orada bir algı var. Nasıl alakası yok? Ben size okuyayım şimdi. Çok önemli bir profesör doktor Teoman Duralı. Şimdi bakın Teoman hocamız ne yazmış? Ne diyor? Diyor ki faydacı ilişkilerden doğan ittifakların esası daha önce bahsi geçen menfaat izdivacıdır. Böylesi izdivaçlardan tarihte yepyeni bir sayfa açacak boyuttakini
boyuttaki ne ise İngiliz-Yahudi ittifakı denir diyor. Şimdi burası önemli. Sözünü ettiğimiz bilindik anlamda resmen, şeklen ve ismen bir teşkilat değildir. Teşkilatın çağrıştırdığı aklilikle iş gören, gözden ırak bir nüve topluluktur. İngiliz-Yahudi dünyasının İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri merkez ekseninin iktisadi, siyasi, askeri, istihbarat, meşru ile gayrimeşru, kanuni ile kanun dışı, tekellerden, farmasonluktan tutunuz da mafyaya dek uzanan cümle güç odaklarının iplerini doğrudan doğruya yahut dolaylı olarak son tahlilde ellerinde tutan hanedan boyutunda Mellon, Carnegie, Rothschild, Rockefeller, Guggenheim, Van Dyne, Duke, McDonald, Disney gibi Kent soylu 13 ailenin sözü edilen nüvet topluluğun iskeletini oluşturduğu rivayet olunur. Şimdi geçiyorum. Bu hanedan mesabesindeki ailelerin önde gelen bireylerinden teşekkül etmiş, adına da aydınlanmışlar, Illuminati yahut akil adamlar dünya encümeni denmiş. Bu nüve topluluk başta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ekseni olmak üzere insanlık ile onun yurdu sayılan yeryüzünün kaderini çizip belirleyen kararların ya arkasındadır ya da bunlar onun bilgisi dahilinde alınırlar. Şimdi bir noktaya daha değiniyorum. İşte diyor hocamız, İngiliz-Yahudi ittifakının temel kurucu ve yönlendirici teşkilatı, inşaat ustalığını vurgulayan, ünvanla tanınmış olan serbest yapı ustalığı anlamındaki farmasonluktur. Neyin temel teşkilatı demiş? İngiliz-Yahudi medeniyetinin temel teşkilatı farmasonlukmuş. Bunu şimdi günaydın yeni anlatmıyoruz ki, aslında bunu yıllardır bilinen bir şey. Nasıl yani Yahudilikle masonluğun hiç alakası yokmuş? Olabilecek iş mi bu? Şimdi ayrıten de bakın, hocamız burada da değinmiş buna. Farmasonlar kendilerine tarihi önce olarak Hazreti Süleyman'ın mabedini inşa etmiş olan Hiram ustayı almışlardır. Niye aldılar? Niye Yahudilik içerisinde bir unsuru aldılar? Çok alakası var. Bütün sembollere bakın, Yahudilik sembolleri. Şimdi bunu kapatıyorum. Burada daha hocamızın söylediği çok şey var. Başa şunu açıyorum. Başa döndüğümüzde Illuminati'nin kuruluşuyla ilgili bilgiler var. Kimin kurulu, Edim Eşap'tan Van Knight'a kadar, tarih, Bavyerası, hepsini bakın, biliyoruz. O açıklamada masonluğun da diyor ki Yahudilikle hiçbir alakası yok diyor. Açıklamanın bir kısmı da şu. Amerika Birleşik Devletleri ve masonluğun diyor Yahudilikle hiç alakası yok diyor. Şimdi geliyorum, Yahudilikle Amerika Birleşik Devletleri'ne, bak masonluğun şu anda alakasını anlattık. Şimdi geliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri ile Yahudiliğin hiç alakası yokmuş ya. Bakın Warner Sombart, bu adam çok önemli Kuzey Amerika'da, yani çok büyük bir tarihçi ve bu kitabı yazmış. Bu kitap şu anda bu konudaki temel kitaplardan bir tanesi. Yahudiler ve modern kapitalizm. Amerika Birleşik Devletleri'ni kim kurmuş öğrenelim mi? Öğrenelim. Şimdi bakın söylüyor. Hemen açıyorum. Diyor ki Brezilya'daki, özellikle Brezilya'dan başlıyoruz. Şeker sanayinin öncüsü Yahudiler olmuştur diyor. Ve hatta diyor Brezilya'ya göç başladığı zaman Brezilya adeta bir Yahudi yerleşim merkezi olmuştu. Çünkü hep ilk gidenler Yahudiydi diyor. Sonradan diyor ki bakın, Portekiz Yahudilerinden bahsediyor. 1492 yılından sonra yerleştirilen. Bunlar St. Thomas'a yerleşmiş. Burada büyük ölçekli ilk plantasyon sahipleri olmuşlar. Birçok şeker fabrikası kurmuşlar ve yaklaşık 3000 zenciye iş vermişler. Kimler bunlar? Yahudiler. Sonra bunlar Brezilya'dan da çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temel sanayinin kurucuları olmuş. Ben söylemiyorum. Benim yaşım itibariyle bana diyebilir ki ya deyin ki çocuklar gelmiş bana söyle. İşte bana itibar etmiyorsanız burada. O yüzden bu kitapları getirdim. Şöyle bir şimdi, şey yapmak ister miyiz hocam? Programda isim vermedik ama tweet ortada. Tweet ortada. Ve ona cevap veriyorsunuz. Yani şu. Hani, hayır, beni, söz hakkı oluşacağı için isim verip
açıkla da tabii denilebilir. Tabii isim verirse tabii öyle. Ama telefonla da bağlanabilir, Twitter'dan da cevap verebilir. İsterseniz verebiliriz tabii de. Ki. Hani şey anlamında bırakmamak için. Benim için fark etmez değil. Ama şunu söyleyeyim. Bu ifadeler, bu açıklamalar tarihsel değildir. Bu neden açıklamalar neden? İşte değildir. Bakın buradaki hayır, bütün belgelere baktığımız neden? Böyle zaman. Böyle bir beyan neden ihtiyacı olsun ki? Yani böyle bir kendisine yani sormak lazım neden ihtiyacı olsun. Şimdi Illuminati'nin Türkiye'deki şu anda yapılanması, sanat dünyası içerisinde bu göz paylaşımları artmadı mı Murat Bey? Son iki ay içerisinde büyük bir göz patlaması var. Üçgen patlaması yaşıyoruz. Bütün televizyonlarda sanatçıların bilhassa üstlendiği, moda haline getirdiği bir patlama yaşıyoruz. Neden? Bizim de katkılarımızla. Çünkü biz insanların gözünü açtık değil mi? Dedik ki bakın bu sembolizm sadece Amerika'da yok. Sanatçılar aynı zamanda Türkiye'de de bu işlerin öncüsü yapılmışlar. Özellikle ressamlar üzerinden giden, sonra büyük müzisyenler üzerinden giden bir tabaka var. Bunlar üstten alıyor, alta halka saçıyor ve normalleştiriyor. Şimdi biz bunları göz önünde bulundurduk. Halkta büyük bir uyanış olmaya başladı. Ben bunu görüyorum. Sosyal medyadan geliyor bize. Hatta birlikte, şu en son bir televizyoncu, ünlü bir televizyoncunun yeni bir reklamı var. Çok doğru, telefon reklamında. Geldi de bize orada çok kısa geçen, tabii başka sözlerden de bir şeyler paylaşanlar var. Ünlü televizyoncunun çok önemli. Eşinin de paylaşımlarını görüyoruz. Ünlü televizyoncunun televizyon paylaşımlarını da görüyoruz. İçeriklerini görüyoruz. Hepsi böyle tesadüfen ama bir araya geliyor. Twitter'la ilgili şunu söyleyeyim. Cevap almak ister tabii misiniz? Yani kendisi bilir. Yani benim için fark söylemek etmez. Söylemek isterseniz hiç problem yani değil. Çünkü bir beyan varsa ve siz cevap ama veriyorsanız şunu cevap hakkı da var. Yani siz söyleyebilirsiniz. Ben yani isim olarak önemsemiyorum o kadar ama şunu söyleyeyim. Tamam. Bakın bütün bunları biz açıklamaya başladığımız zaman ne oldu? Uyanış oldu. Ve şimdi bütün markalar gittiler, göz basıyorlar her tarafa. Sanki bu bizim milli bir simgemizmiş gibi. Yani kurt bas, Türk bayrağı bas. Hilal bas. Hilal bas. Osmanlı'nın kahraman insanları var. Bizim Türk tarihimizden gelen semboller var. Kayı simgesini bas. Niye her tarafta ben göz simgeciliğini görmeye başladım? Niye biliyor musun? Yağdırıyorlar ki. Fetişizmi nereden geldi? Halk normalleştirse. Şimdi böyle bir sürece girdik. Bu normalleştirme içerisinde biri de çıkıyor ki, diyor ki ya Illuminati'yi de Müslümanlarla Yahudiler birlikte kurdu zaten işte yani. Kim diyor hocam? Söyleyelim. Katılmak isterse, yani cevap vermek isterse birlikte de kuruyor derse, telefonla da bizi arayabilir. Hiç problem birlikte yok. Kuruyor derse orada çok büyük bir sıkıntı var. Birlikte kuruyor dersen. Ama şunu diyebilirsin sen. Şu olabilir. Ya Masonluk dediğimiz veya Illuminati dediğimiz bütün batılı öğretileri almıştır. Kendi içine sindirmiştir. Onlarda bir değişim meydana getirmiştir vesaire. Onları kullanmıştır, kendine göre yontmuştur demek ayrı. Müslümanlarla Yahudiler oturdular, Illuminati'yi kurdular demek ayrı bir şey. Ki keza bu Illuminati dediğimiz yapılanmalar tabii ki batın sistemlere geliyor. Şimdi baktığımızda Masonluk da öyle. Haşhaşilerden faydalanmış. Ondan sonra Dürzilerden faydalanmış. Onların batın sisteminden faydalanmış. Haçlılar geldiklerinde Kudüs'e. Oradaki tasavvuftan etkileniyor. Tamam ama bu şu mu demek? Gittiler şimdi Haçlılarla Müslümanlar bir oldu, tapınak şövalyelerini kurdular veya işte Illuminati'yi oluşturdular daha sonra. Bu anlama mı geliyor? Bu bir manipülasyon olarak görüyorum ben açıkçası bunu. Benim burada tasvip etmediğim nokta büyük bir manipülasyon yapılması. Bu kadar işler açık hale gelirken Türkiye'de özellikle. Şimdi o yüzden bakın okuyorum, yine bitireceğim bu kısmı da. Ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor temel sanayi, ben demiyorum. Warren Sombart diyor. Temel sanayi Yahudiler tarafından kurulmuştur diyor. Yani temel sanayi, modern sanayi, Amerika Birleşik Devletleri şu andaki bankaların yapısı bile Yahudilerin hocam, elindedir onda diyor. Onda şüphe yok zaten. Yani bu kadar kaynak getirmişsiniz. Teşekkür ediyorum size. Ama zaten bilinen biliyor. Yani kimin ne kurduğu ortada. Üçüncüsü çok bir şey daha girme söyleyeyim. Ama dersiniz ki buradan beyan edip cevaplı talep ediyorsak söyleyebiliriz canlı yayında. Twitter'dan da olur, telefonla da bağlanıp cevap alabiliriz. Kamuoyunun yanıltıcı bilgi olduğu için söylüyorum bunu. Kendisi şu an isim olarak anmak istiyorum. Bakın diyor ki İsrail, Türkiye diyor İsrail'in hamisi olacak. Buyurun 2050 David Passink'in fikirleri aynısı. Ne diyor? Bu da bir Yahudi profesör. Diyor ki Türkiye diyor İsrail'in hamisi olacak diyor. Aynı evet. Dil aynı söyle. Şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin hamisi olacak diyor. Türkiye İsrail'in. Türkiye diyor Rusya ile savaşacak diyor. David Passink diyor bunu. Profesör. Ne zaman savaşacak diyor biliyor musunuz? 2022 ile 25 arası yıllar arasında savaş bekleniyor. 2021 ile 25 yıllar arasında Rusya ile. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arası açılacak senaryolar çizilmiş. Ve Türkiye daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yine
kaymaya çalışacak ama Rusya ile arası açılacak. Kafkas'ta savaş kopacak. Kafkaslar üzerinden Türkiye ile Rusya birbirine girecek ve en nihayetinde Türkiye ile İsrail bölgede bir federatif yapılanmaya doğru gidecekler. Yani dolayısıyla bu küreselci bir yapılanmayı anlatıyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde şimdi nasıl bir tablo çıkıyor? Nasıl bir tablo çıktığını söyleyeyim size. Yani Türkiye'nin menfaatine gitmiş gibi gözüken ama hiç de menfaatine olmayan bazı tablolar çıkmış oluyor. Bunları söylemek de benim boynumun borcu. Dolayısıyla biz tabii ki büyüyeceğiz ülke olarak, bir yerlere geleceğiz ama bunu bağımsız, öyle sülaleleri böyle büyük göstererek efendim bunlar böyle yenilmezlermiş gibi, şuymuş gibi, buymuş gibi bu işlere girersek biz yine ikinci bir hocamızın da daha önce belirttiği gibi ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkisine döner bu. Daha önce nasıldı? Bu hükümetten önce bir vasallık ilişkisiydi Türkiye'nin Amerika ile kurduğu ilişki. Evet. Şimdi aynısını biz Çin'le mi yaşayacağız? Aynısını bu küreselcilerle mi yaşayacağız? Tabii ki ilişki kuracağız bu ülkelerle de. Ama bu ilişkimiz bir vasallık ilişkisi içerisinde olmayacak. Benim sözlerim evet, budur. Tamam hocam.